Kaynağın yerin içinden yani mantodan alan kuvvetleri iç kuvvetler denir. Aşağıdakilerden hangisi oluşumunda iç kuvvet etkili değildir diye bir soru. Mesela birincisine bakıyoruz arkadaşlar. Burası kıvrımda yani orojene sonucunda oluşmuştur. İç kuvvettir olmadı. B seçeneği zaten çok belirgin volkanizma onu sildik. Şimdi buraya baktığımız zaman burada bir mağara var. O bir dursun arkadaşlar. D'ye baktığımız zaman kırılmayla oluşan bir dağ grubu var ve E seçeneğinde ise peri başılarını görüyoruz. O da volkanizma sonucunda oluşan bir yer şeklidir. Bu C seçeneğinde gördüğümüz mağaralar arkadaşlar yer altı suyunun aşındırmasıyla oluşur. Herhangi bir şekilde mantoyla ya da mağma ile alakalı değildir. Bu yüzden oluşumunu iç kuvvetler etkili değildir. Hatta şöyle diyebiliriz. Mağara yerin altında oluşuyor ama su nereden geliyor? Yağmur suları yer altına doğru sızıyor ve yer altında oradaki kalkeri eriterek boşluk oluşturuyor. Bununla birlikte sarkıt dikit sütun gibi şekiller oluşur. Yani şunu demeye çalışıyorum. Karstik mağaralar dış kuvvetler çok büyük bir çeldiricidir unutmayınız. Bir diyaloglu soru arkadaşlar. Buna göre öğrencilerden hangisi Erman o Erman öğretmen öğrencilerden hangisinin sorusuna evet şeklinde cevap verir diye bir soru arkadaşlar. Hemen bakıyorum Erman öğretmen bir benzetme yapmış. Şeftali ile dünyayı karşılaştırmış. Demiş ki şeftali 3 kısımdan oluşur. Aynı dünya 3 kısımdan oluşur. Şeftalinin kabuğu dünyanın yer kabuğu gibi. Şeftalinin yediğimiz kısmı dünyanın mantosu gibi. Şeftalinin çekirdeği de aynı dünyanın çekirdeği şeklinde ifade etmiş. Bunun üzerine 3 tane yaramaz öğrencimiz Tanju Rıdvan ve Rıza ne sormuş? Öğretmenim yer kabuğu da şeftalinin kabuğu gibi en ince olan katman mıdır? Erman öğretmen buna ne demesi lazım? Evet demesi lazım. Neden? Çünkü yer kabuğu da dünyanın katmanları içerisinde en ince olan kısmıdır. Şeftalinin içinde çekirdek iki kısımdan oluşuyor. Dünyanın çekirdeği de mi iki kısımdan oluşur? Evet. Dünyanın çekirdeği de iç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere iki şekilde oluşur. Mantoda şeftalinin yediğimiz kısmı gibi akışkan mıdır? Evet cevabını veriyoruz. Neden? Çünkü manto... Magmanın bulunduğu alan akışkan bir yapıya sahip, yani su gibi değil ancak bal gibi, jöle gibi kıvamlı bir yapıya sahiptir. Bu durumda Erman öğretmen 3 öğrencimizin de sorusunu evet şeklinde cevap verecek bu durumda cevabımız E seçeneği olacaktır. Yer kabuğu kalınlığı ve yoğunluğu oranında mantoya az veya çok batmış durumdadır ve mantonun üzerinde bir dengede durmaktadır. Bu dengeye biz izostatik denge diyoruz. Yani şöyle düşününüz. Şöyle bir dağım var. Örnek veriyorum bu dağın yükseltisi 4000 metre ise arkadaşlar. Bu dağın bir de deniz e, mantonun içerisine gömülmüş 4000 metrelik bir derinliği vardır. Hatta bilim insanları şöyle der. Yüksek dağların derin kökleri bulunur. Alçak yerlerin ise alt kısmı daha incedir diye. Peki bu düzeni ne bozabilir? Eğer bunun üzerine bir yük binerse burası yük binerse ne olur arkadaşlar? Çöker yani alçalır. Eğer yük azalırsa Yük azalırsa burası ne olacaktır arkadaşlar? Yavaş yavaş yükselmeye başlayacaktır. Kabaca bu şekilde düşünürsek soruyu doğru yaparız. Bu dengeye izostatik denge denir. Hangisi bozar demiş. İklim değişikleri ve buzullaşma bozar. Neden? Mesela buzullaşma olursa bunun üzerine dağların üzerine yük biner ve çöker. Eğer buzullar erirse günümüzde buzullar eriyor. Mesela İskandinavya Yarımadası yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Neden yükseliyor İskandinavya Yarımadası? Buzullar eridiği için. Yüksek yerlerin dış kuvvetler tarafından aşındırılması sonucunda yükselme olur. Mesela Alp dağları yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Neden? Üst taraf tıraşlandıkça aşındıkça yavaş yavaş yükseliyor. Yeni dağ sistemlerinin oluşması da burayı etkileyebilir. Neden? Örnek bir okyanus tabanı düşünün. Orada yeni bir dağ oluşmaya başlayınca e, dağ oluşuyor. Ne kadar yüksekse o kadar da derin kökü olması gerekir. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangileri yer kabuğunun çok hareketli olduğu bölgeler arasında gösterilemez? Yani levha sınırlarında gösterilemez diye sormuş söylemiş. Arkadaşlar özellikle şurayı biliniz. Kıtaların bakın bu gördüğümüz alan çok hareketli yer. Deprem ve volkanik alanlar çok hareketlidir. Yine baktığınızda Asya'nın doğu kesimleri çok hareketlidir. Ve şurası Atlas Okyanusu. Burası iki tarafa doğru ayrıldığı için burası da yine hareketlidir yırtılan bir yerdir. Şöyle baktığınız zaman Doğu Afrika'da yine hareketli olan yerlerden birisi. Ancak iki numaralı alan Rusya ve Sibirya'ya denk gelir. O alan biraz daha yaşlı yapıya sahiptir ve oturmuştur. Yani hareketliliğini artık orası kaybetmiştir. Aşağıda verilen olaylarda hangisi diğerlerine göre daha önce oluşmuştur diye bir jeoloji sorusu arkadaşlar. Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın oluşması arkadaşlar hangi jeolojik dönemde meydana gelmişti? Kuaterner dediğimiz dönemdir. Burası dördüncü jeolojik zamandır. Taş kömürü yatakları arkadaşlar paleozoik dediğimiz döneme denk gelir. Birinci jeolojik zamandır. Egeit karasının çökmesi yine kuaterner dediğimiz zamana denk gelir. Dördüncü jeolojik zaman. Beşeri faaliyetler yani insanların yeryüzüne gelmesi kuaterner dediğimiz zamanda meydana gelir dördüncü zaman. Pangea'nın ayrılarak kıtaların oluşması yani önce iki kıtaya oluştu. O dönem ne zaman arkadaşlar? Dinozorların da yaşadığı dönemle aynı dönem mezozoik ikinci jeolojik zaman. Diğerlerine göre daha önce oluştu denile göre o zaman birinci zamanda oluşması gerekir. Bu da taş gömürü. Taş gömürü diğerlerine göre daha önce oluşmuştur arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi diğer dördünün nedenidir? Depremlerin oluşması, volkanik patlamaların yaşanması, levhaların hareket etmesi, okyanus tabanlarında derin çanakların oluşması ve fayların oluşması. Yani aslında burada şunu kastediyor arkadaşlar. Dünyada deprem oluyor, volkanizm oluyor, sıcak sular var. Bunların peki sebebi ne? Dünyada arkadaşlar manto yani man, magma sürekli kaynıyor. Kaynayınca da üzerindeki levhaları ne yapıyor arkadaşlar götürüyor ya da birleştiriyor. Bu karşılaşması ya da ayrılması durumunda faylar meydana geliyor. Depremler veya volkanik faaliyetler meydana geliyor. Yani levhalar hareketli olduğu için, kıtalar hareketli olduğu için bunlar meydana gelir. Bu durumda diğerlerinin nedenini C seçeneği oluşturur. Buna göre öğrencilerde hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur. Sparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde coğrafya bölümünde okuyan öğrenciler yakın çevresinde bulunan Toros dağlarının yüksek kesimlerinde bilimsel amaçlı çalışmalar yapmaya gitmişler. Öğrencilerle birlikte geziye giden Kadir öğretmen yerden aldığı taşın üzerinde balık fosiline fosilini öğrencilere göstererek arkadaşlar... Bu balık fosili size denizden yükseltisi 2500 metre olan bu yerde nasıl oluşmuştur diye. Yani Toros dağları var. 2500 metrede balık fosili var. E o zaman balık fosili varsa fosil geçmiş jeolojik dönemlerde oluştu. Demek ki bu alan o zaman sular altındaymış arkadaşlar. Peki neyle açıklayabiliriz? Yasemin, Manolya ve Fulya. Yani baktığımız zaman hepsi de bir çiçek ismi olduğunu görüyoruz. Çiçeklere bir bakalım ne demiş çiçeklerimiz. Yasemin deniz seviyesindeki yükselmelere bağlı olarak bu bölge deniz altında kalmıştır. Yasemin'cim doğrudur deniz seviyesi yükselebilir ama 2500 metrede deniz yükselmemez yükselmemiştir. O zaman olmadı. Manolya Toros dağları orojenik hareketler sonucunda Denizel tabakaların yükselmesi sonucunda oluşmuştur. 10 puan 10 puan 100 puanla Manolya'ya şampiyon ilan ediyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü jeosenknal dediğimiz alanlarda arkadaşlar e, ters yerden önce hatta mezozoikte orada tortullandı. Onlar daha sonra sıkışmaya başladı. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle buradaydı sonra ne oldu bunlar? Sıkıştırılmaya başladı ve yavaş yavaş yükseldi. E, önceden şurası deniz altındaydı, kıvrılarak yükseldi. O zaman orada balık fosili olabilir mi? Tabii ki olabilir. Fulya, ikinci jeolojik zamanda jeosentren olan bu bölgedeki tortular arasında kalan balık fosilleridir demiş arkadaşlar. Evet, Fulya kızımızda çok güzel bir ifade kullanılmış. O da doğru. Bu durumda cevabımız Manolya ve Fulya olacak. D seçeneği cevabımızdır arkadaşlar. ABD'nin tek ada e, 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 eyaleti olan Hawaii, Anakara'ya yaklaşık 3700 kilometre uzaklıkta yer alırmış. Hawaii'de çok sayıda volkanik faaliyetler ile oluşmuş adalar vardır. Ta Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir ada ülkesi arkadaşlar. Ada eyaleti diyelim daha doğrusu. Buna göre Hawaii adasında aşağıdaki kayaçta hangisi olması beklenir? E, volkanik ise burada mamatik kayaçların yoğun olması gerekir. Konglomera, kil taşı bunlar arkadaşlar baktığımız zaman fiziksel tortul taş olmadı. Andezit, bazalt, obsidiyen bu olabilir. Neden? Bunlar dış püskürük kayaç arkadaşlar. Taş kömürü, lingit, mercan organik tortul olmadı. Kalker, jips, kaya tuzu kimyasal tortul olmadı. Mermer, elmas, şist ise arkadaşlar bunlar Başkalaşım kayaçları. Yani bu ada ülkesi ise bu ada ülkesinde andesit olur, granit olur, obsidiyen olur, bazalt olur, volkanik taşlar olur. Yeryüzünde genç kıvrım dağlar, aktif volkanik alanlar ve tektonik de deprem bölge arasında paralellik bulunmaktadır. Yukarıda verilen durumlar, durumun temel nedeni nedir? Şöyle bir durum arkadaşlar. Dünyanın en aktif yerleri, Ha. e, kırılma anlamında bu kıtaların karşılaştığı yerler. Eğer kıtalar karşılaşıyorsa ya yükseliyor ya alçalıyor. Buralarda bir olay meydana gelebiliyor. Mesela şuradan bir kıta geldi. Buradan bir kıta geldi. O zaman ne oldu? Burayı sıkıştırdı. Bir daha sırası oldu. Sıkıştırma devam ederse burada kırılır. Pay oluşur. Deprem olur gibi arkadaşlar. Yine ayrılma durumunda da olur. Bu bölgelerin arazinin gevşek olması demiş. Dış kuvvetlerin etkili olması demiş. Bunlar etkili değil. Oluşumunda bakımında yaşlı arazi değil genç arazi olacak. Yer kabuğunun hareketli olduğu yerlerdir arkadaşlar. Yani levha sınırlarıdır bunlar. Bu yüzden buralarda deprem, volkanizma, sıra dağ oluşumu fazladır. Haritada gösterilen taralı alanlarda aşağıdakilerden hangisinin yaygın olması beklenemez demiş arkadaşlar. Şöyle bakacak olursanız hatta şöyle yapalım. Şu gösterdiğim taradığım alan arkadaşlar Asya'nın doğusuna doğru denk gelir. Ve şurası Amerika'nın batısı ve şu alanlar dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle çizeyim. Eğer buralarda yoğunluk varsa bu nedir arkadaşlar? Tabii ki yer kabuğunun hareketli olduğu yerler. E peki buralarda yer kabuğu hareketliyse kırılma var mıdır? Vardır. Bu yüzden deprem, tektonik deprem çoktur. Eğer kırılma yani fay varsa sıcak su vardır. Sıcak sular termal kaynaklar olarak kullanılabilir. Volkanik faaliyetler yaygındır. Kırıklı araziler bulunur. Burada yaşlı kıvrımlar değil hala oluşumu bile devam ediyor. Genç kıvrımlar burada bulunur. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Kıtaların kayma teorisi 1912 yılında Alman bilim insanı Alfred Wegener tarafından ortaya atılmış. Bu teoriye göre yer kabuğunu oluşturan levhalar hareket halindedir ve yatay yönde sürekli hareket ederler. Paleozoik'te Pange adı verilen tek kıta varken bu kıtalar daha sonra konveksiyon hareketlerle birbirinden ayrılmıştır. Daha doğrusu örnek veriyorum şöyle benim 3 tane kıtam var diyelim arkadaşlar. Bu kıtadan bazıları karşılaşmış. Burada birleşebilir arkadaşlar. Ya da bazıları şuradan gördüğünüz gibi uzaklaşabilir. Doğru mu? Yani her ayrılığın sonucu bir birleşme değil midir arkadaşlar? Bir tane sevginiz vardır ayrılırsınız. Bir başkasına gidersiniz. Bu böyledir. Yani dünyada yuvarlak olduğuna göre gideceğiniz başka dünya olmadığına göre bir ayrılan kıta diğer kıtayla karşılaşabilir. Buna kanıt olarak gösterilebilir. Arkadaşlar genelde hemen ben şöyle gösteririm. Hemen kalemimizi değiştiriyorum. O zaman şuradaki ve şuradaki bazı olaylar birbirine benzer. Ama o dönemdeki olaylar birbirine benzeyecek. Akarsu ve rüzgarlar ile yüksek yerlerin aşındırılması bu eprojenezdir olmadı. Deniz seviyesinde alçalma yükselme olmadı. İşte şu soru cevap arkadaşlar. Brezilya'nın doğusu ile Afrika'nın batısında benzer fosillere rastlanması. Yani örnek veriyorum şurada yaşayan canlının Fosili ağaç canlısına ait fosil varsa, şurada da yine ağaç canlısına ait fosil bulunabilir. Neden? Çünkü zamanında birleşikti. E, o zaman aynı canlılar o bölgelerde yaşamış olur. Yer kabuğunun geniş alanlarda yükselmesi ve alçalmasını eprojeniz denir. Epirojeniz arkadaşlar şöyle geniş bir yer kabuğu var. Ya burası yükselecek ya da burası alçalacak. Eğer yük artarsa şöyle yazayım ben arkadaşlar hatta. Yük artarsa çöker. Yük azalırsa yükselir arkadaşlar. Bu iki özelliği unutmazsak benim için sorun bitecek. Dikkat edelim. İskandinav yarımadasının buzulların erimesi sonucunda yükselir. Günümüzde İskandinavya'da buzullar eridiği için İskandinav yarımadası yavaş yavaş yükseliyor. Yani yük azaldı ve yükselme meydana geldi Eprojeniz. Çukurova deltasında yük geliyor, akarsu biriktirmesi. E Çukurova yavaş yavaş çöküyor o zaman epirojeniz. Kuzey güney yönlü sıkıştırmalar sonucunda Toros dağlarının oluşması arkadaşlar burada hareket etmiş ve bir dağ oluşmuş. Bu kıvrım dağdır yani orojenezdir. Eprojenezle alakalı değil. Erozyona uğrayan dağlık bölgelerin yükselmesi erozyon sonucunda dağın üst tarafı aşındı. O zaman yük azaldı. Yavaş yavaş yükselebilir eprojenez. Egeit karasının çökmesi demiş. Zaten doğrudan bu çökme projenezle alakalıdır. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir. C seçeneğinde orojenezden bahsedilmiştir.